Selamünaleyküm. Bu dersimizde nakış işlemeli bir toka yapacağız. Fiyonk toka. Bunun için iki kumaş kestim. Kumaşın uzun kenarı 16 santim. Kısa kenarı yaklaşık 13 santim. Bu şekilde katlayıp arkadan dikeceğiz. Daha sonra fiyonk şeklini vereceğiz. Uzun kumaşın boyu yaklaşık 30 santim. Nakış yaptıktan sonra bu şekilde katlayacağız. Buraya şimdi çiçekleri çizeceğim. Bunun için normal bir kalem kullanıyorum. Mürekkepli bir kalem. İsterseniz uçan kalem de kullanabilirsiniz. Ben yaptığım çiçeklerin üzerinden iple gideceğim için mürekkep görüntüsü kaybolacak. Şimdi kumaşımızı kasnakla sıkıştıracağız. Bu işlemle daha kolay nakış yapabiliriz. Kasnak kullanmadan da yapılabilir. Kasnak yardımıyla daha güzel bir nakış elde ederiz. Mulin iplik kullanıyorum tekrar. Mulin iplik 6 katlı bir iplik. 3 katını kullanarak yapacağım. Bunun için ayırıyorum ipleri. Yaprakları teker teker dolduracağım. Mürekkepli kalem kullandığım için burada yaptığım çizimin dışından, yani kalem gözükmeyecek şekilde çizimin dışından iğneyi batırıyorum. Bu şekilde mürekkep gözükmeyecek. Uçan kalem kullanırsanız bu nakış işlemini yaptıktan sonra ütü yardımıyla bütün mürekkepler ortadan kalkar. Ben normal kalem kullandım, o yüzden yaptığım çizimin dışından yaptım dikişlerimi. Thank you.
fıkanın üst kısmını yapacağız şimdi. Alt kısmını kullandığımız renklerle ve şekille uyumlu bir şekil çizmeye çalışıyorum. Yapraklar, birkaç tane dal ve birazcık küçük çiçek yapacağım. Yine kasnak yardımıyla kumaşı sıkıştırıyorum. Aynı tonda ip kullanacağım. Nakışlarımız bitti. Şimdi dikiş işlemi yapacağız. Önce bu şekilde arkayı dikeceğim. Gösterdiğim şekilde makinede dikip dikiş yapıp bu şekilde çevireceğim. Bu üst kısmı olacak.
alt kısmını da bu şekilde makinede dikip geleceğim. Makinede diktikten sonra ütülüyoruz. Ütüledikten sonra bir iğne iplik yardımıyla katladığımız kumaşı elimizle dikeceğiz. Bu şekilde. İki kumaşı bu şekilde dikiyoruz. En sonunda bu şekilde birleştireceğiz. Burada silikon da kullanabilirsiniz. Elinize de dikebilirsiniz. Ve dikim işlemi bittikten sonra arkat kısmına bir metal bir aparat takıp bitiriyoruz.